raconte des histoires. La philosophie aussi raconte des histoires. Elle raconte des histoires avec des concepts. Au cinéma, je pense, Mouton, supposons qu'il raconte des histoires avec des blocs. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl ilki düzenlenen Sinema ve Felsefe Sempozyumu, iki disiplin üzerine düşünen ve üreten bireyleri bir araya getirerek düşünce geliştirme ve bunları paylaşma olanağı oluşturmaktadır. Sempozyumda akademisyenlerin ve sinema felsefesi üzerine düşünenlerin bildiri sunumları ile yönetmenlerimizin söyleşileri yer alacaktır. Bu güzel sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan Akbank Sanat Müdürü Sayın Derya Bigalı'yı açılış konuşmaları için sahneye davet ediyoruz. Çok değerli konuşmacılar birbirinden güzel bildirilerini bizlerle paylaşacaklar. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu bu yıl ilk defa Sinema Filozofi Dergisi tarafından gerçekleştirildi. Ve biz de böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi Akbank Sanat olarak farklı disiplinlerde, sanatın farklı alanlarında birçok etkinlik düzenliyoruz. Ve sinemada bunların başında geliyor. Sezon içinde birçok sinema alanında etkinliğimizin yanı sıra özellikle 14 yıldır gerçekleştirdiğimiz Akbank Kısa Film Festivali ile de sinemaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Gençlere biraz daha ufuk açmaya çalışıyoruz. Bu yılda bu sempozyum vesilesiyle birçok farklı görüşler, farklı tartışmalar olacak. Buna inanıyorum ve sinema alanında da çok önemli, çok değerli çalışmalar gerçekleşecek. 100'ün üzerinde bildiri yayınlanacak. Bu katta, 3. katta ve yansıtmalı olarak 4. katta binanın 3 katında birden takip edebilirsiniz. Ben başta bu değerli projenin yaratıcısı Sayın Profesör Doktor Serdar Öztürk olmak üzere Sinema Filozofi Dergisi'ne ve katıldığınız için sizlere de çok çok teşekkür ederim. İyi bir gün diliyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Sine Filozofi Dergisi yayın sahibi Sayın Profesör Doktor Serdar Öztürk'ü sahneye davet ediyoruz. Öncelikle hayatımda ilk defa bu kadar heyecanlıyım. Yani dünya kadar sempozyuma katıldı kongreye. İlk defa bir metin hazırlayarak geldim. Yani dolayısıyla metin beni çerçeveleyecek bir miktar. Şimdiden o yüzden özür dilerim. Sayın Akbank Sanat'ın değerli yöneticileri Derya Bigalı ve Ayşegül Boşkun, öncelikle Sinema ve Felsefe Sempozyumumuza ev sahipliği yapmanız ve diğer katkılarınızdan dolayı Sine Filozofi ailesi adına özellikle teşekkürler ediyorum. Organizasyonda emeği geçen Turka Grubun müdürü Sayın Nagihan Yanaz'ı da yine Sine Filozofi ailesi olarak özel teşekkür etmek istiyorum. Çekirdek grubumuzun çoğunlukla İstanbul dışında olduğu Sine Filozofi Dergisi topluluğu olarak İstanbul'da karşınızdayız. Sine Filozofi Dergisi'nin yayıncı ortağı Kurtuluş Özgen. Dergimiz editörümüz Lale Kabadayı. Bir önceki editörümüz Aydan Özsoy. Yayın kurulu üyesi ve halkla ilişkiler sorumlusu Esra Keloğlu İşler. Editör yardımcıları Işık'ın Eda, Esra, Sarper ve Fırat. Organizasyonda gönüllü olarak çalışan tüm lisans ve lisans öğrencileri olarak oldukça heyecanlıyız. Sempozyuma bildirileriyle katılacak entelektüellere, tecrübelerini ve yorumlarını paylaşacak değerli sinema sanatçılarına, yurdun değişik yerlerinden sempozyumumuzu dinlemeye gelen amatör veya profesyonel düzeyde
sinematik felsefe ile ilgilenen tüm dinleyicilere derin bir içten hoş geldiniz diyorum. 2016 yılında yayın hayatına atılan Sinefilozofi dergisini düşünce etrafında bir araya gelenlerin ortaklaşa bir mecrası olarak tasarladık. Düşüncenin sanat, felsefe ve bilim damarlarından beslenildiğini bilinci içerisinde dergimize yön verdik. Bir taraftan felsefeden, diğer taraftan sanattan beslenen ve bilimsel çizgisinden ödün vermeyen bir hat üzerinde durduk. Bu amaçla bilimsel makalelerin, yorum içerikli değinilerin, kitap eleştirilerinin ve yönetmen söyleşilerinin iç içe olduğu bir dergi olmaya çabaladık. Görsel imajların bilinci içerisinde yönetmen söyleşilerini YouTube kanalımıza yükledik. Yazıları yayınlanan yazarlar video makaleler de hazırladı ve bunları YouTube kanalımızda paylaşmaya devam ediyorlar. Dergi etrafında zaman zaman film ve kitap söyleşileri yaptık. Bunları açık erişime sunduk. Uluslararası bir dergi olduğumuzun bilinci içerisinde yönetmen görüşmelerini İngilizce çevirdik. Bunları yabancı sinema filozoflarının, yabancıların hizmetine sunduk. Bunun dışında yabancı sinema filozoflarından zaman zaman davetli yazılar aldık. Bunları dergimizde yayınladık. Tüm bu faaliyetleri içlerinde doktora öğrencilerinin, asistanlarının, öğretim üyelerinin olduğu bir avuç çırak, kalfa ve usta ile gerçekleştirmeye çalıştık. Niye mi? Kendimizi gerçekleştirmek, sanatsal ve entelektüel haz almak, düşünce etrafında bir kolektivite oluşturmak için. Kâr amacı bitmeyen bir yönde ilerlemeye çalıştık. Motivasyon kaynağımız saf entelektüellik, saf sanatsal arayış çabası oldu ve olmaya devam ediyor. Ve nihayet dergiden sonraki ikinci hedefimize varmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sinema Felsefe Sempozyumu. Zannedersem bu sempozyum birkaç açıdan farklı. İlk olarak çok spesifik bir konuda, yani sinema ve felsefe üzerine Türkiye'de ilk defa böyle kapsamlı bir sempozyum düzenlenmekte. Sinematik felsefe aslında sadece Türkiye'de değil, dünyada da yeni bir alan. Ve bizler pek çok sempozyum, konferans ve kongrenin olduğu düzenlendiği böyle bir ortamda, üstelik ulusal düzeyde bu sınırlı alanda bir sempozyum düzenlemeye cesaret ettik. Sempozyumun başlangıç evrelerinde bazı dostlar yeterli katılımın olmayabileceğine dair endişelerini bildirdi. Pek çok bilimsel toplantılar yapılmaktaydı. Üstelik bunların çoğu uluslararasıydı. Bütün bunlar arasında çok spesifik, çok özel bir ve yeni gelişen bir alanda bildiri sunacak yeterli sayıda insanı bulabilir miyiz? Endişe buydu. Oysa bırakalım yeterli sayıyı, kapasitemizi aşan sayıda özet bildirilerle karşılaştık. 120 özet arasından titiz bir hakemlik süreciyle 80 civarında bildiriyi sempozyuma kabul ettik. Aynı ilgi dinleyici bağlamında da yaşandı. Sanatçılar, sinemayla amatör, profesyonel düzeyde ilgilenenler, felsefeciler, öğrenciler sempozyuma yoğun ilgi gösterdiler. İşte bu sempozyumumuzun ikinci özelliği. Felsefeciler, öğrenciler, sinemacılar, sanatçılar, sinefiller, çıraklar, kalfalar, ustalar, pek çok kesim hem dinleyici hem de katılımcı düzeyde yoğun ilgi gösterdiler. Teşekkürler. Kanımca bu ilgi neticesinde bir miti yıktığımızı düşünüyorum. Hep şu söylenirdi. Akademik sempozyumlar, konferanslar sadece konuyla spesifik düzeyde ilgilenenler tarafından takip edilir. Az katılım olur. Hatta öğrenciler yönlendirmelerle, yoklamalarla bu akademik etkinliklere katılırlar. Oysa bu sempozyumda hiçbir yönlendirme, yoklama yok. Sinema ve felsefeye gönül verenler bu sempozyuma gönüllü katılıyorlar. Bu sempozyum aynı zamanda her şeyin uluslararası ölçütlere endekslendiği, ancak aslında uluslararası görünüm kılıf altında akademik teşvikten pay alma yönelimli akademik etkinliklere uzak bir faaliyet. Uluslararası değil. Çünkü uluslararası demek hakiki anlamda uluslararası anlamına gelir. Bunun için oldukça yoğun çalışmak gerekiyor. İkinci olarak ulusal olması demek ulusal sinemanın tartışılması anlamına gelmiyor. Sadece sinema ve felsefe ilişkisinin ulusal düzeyde katılımcılar tarafından masaya yatırılması demek oluyor. Bunun avantajı, Türkiye'de benim yalnızlar adını verdiğim
pek çok entelektüelin, sanatçının ortak bir düşünce çatısı altında sinerji yaratması demek oluyor. Bu sinerji olmadan uluslararası düzeye açılmak oldukça zor. Bu sempozyum entelektüel ve sanatsal kriterlere fazlasıyla uygun. Bu sempozyum entelektüel ve sanatsal has peşinde koşanların taleplerine yanıt verecek niteliğe sahip. Elbette Nisan ayı gibi sempozyuma dair dergimizin özel sayısını yayınlamak istiyorum. Sunulan bildiriler akademik format, akademik makale formatında tarafımıza gönderilmesi durumunda hakem değerlendirmesi sonucu özel sayımızda yayınlanacak. Bildirilerinizi şimdiden beklediğimizi belirtmek istiyorum. Bu sempozyumun bir başka özelliği akademisyen sunumların ötesine geçmesi. Sinemayı üreten yönetmenler Jill Deleuze'un dediği gibi filozof düzeyindeler. Böylece bu sempozyumda hem saha içinde yer alanlar hem de onların çalışmalarını eleştirenler yan yana yer alacak. Dolayısıyla teori ve pratik ayrımından uzak bir praksis içinde ilerleyeceğiz. Bu sempozyum sivil bir girişim. Yayıncısı olduğum Uluslararası İndeks'te bir dergi olan Sinefilozofi'nin inisiyatif ve çabasıyla, Akbank Sanat'ın paylaştığı mekanı ve diğer hizmet katkılarıyla, Turkuva Grup'tan Nagihan Yanaz'ın organizasyondaki emeğiyle gerçekleştirmek gerekiyor. Bu anlamıyla sempozyum oldukça özerk. Herkesin gönüllü olduğu ve amatör coşkunluğunda hakim olduğu bu etkinliği gelenekselleştirmek arzusundayız. Şimdi de önümüzdeki yıl sunumlar üzerinde düşünmenizi temenni ediyorum. Bu konuda desteklerinizi her daim bekleriz. Vurgulamak istediğim son nokta, sinema ve felsefe arasındaki ilişkiyi nasıl kurmak gerektiğine dair bir düşünce. Aslında sempozyumumuzun ismi bile bir paradoks içermekte. Bir tarafta eğlence olarak algılanan sinema, diğer tarafta ciddiyete ve entelektüelliğe gönderme yapan felsefe. Üstelik sinema da kendi içinde paradoksal bir yapıya sahip. Bir tarafta sanat, diğer tarafta devasa bir endüstri. Bir başka paradoksal yanı sanat bağlamında yaşanmakta. Sanat dediğimizde daha çok yüksek düzeyli, seçkin bir faaliyeti anlarız. Herkes sanat eserini tüketemez. Oysa sinema, gözlere sahip herkesin izleyebildiği bir sanat. Bu anlamıyla filozof Alain Badiou'nun dediği gibi bir kitle sanatı. Kitle ile sanatın yan yana durması oldukça tuhaf. Böylece sinema tarihte ilk defa kitle ile sanatı buluşturan demokratik bir özelliğe sahip. Bu sempozyumda sinema ve felsefeyi yan yana koymakla sanki ikisinin bambaşka iki saha olduğunu düşünebiliriz. Oysa kanımca bu oldukça yanıltıcı. Aslında sempozyumumuzun ismi belki de sinematik felsefe sempozyumu olmalı. Bu meseleyi son kitabımda tartışmıştım. Felsefe üç türlü yapılabilir. Sözlü, yazılı ve sinematik. Üçünün tarzı ve başvurduğu medium farklı. Sözlü felsefe sözle, yazılı felsefe yazıyla, sinematik felsefe hareket zaman bloklarıyla yapılır. Artık sinemanın kendisinin de kendi tarzında felsefe yaptığını düşünmeye başladık. Yazılı felsefeciler günümüzde hiç düşünmediği ya da genişletemediği bazı düşünceleri sinemada bulabiliyorlar. Konuşmamı sonlandırırken ilk sayımızda yayınladığımız manifestomuzun son cümlesini seslendirmek istiyorum. Düşünce filozofik ve sanatsal görünümlere sahiptir. Amaç düşünce ise güçleri birleştirmek gerekir. Ve buna şu cümleyi de eklemek istiyorum. Tüm düşünenler birleşiniz. Teşekkür ederim. Konuşması için Sayın Serdar Öztürk'e teşekkür ederiz. Kısa bir kahve molasının ardından bildiri sunmamız başlayacak. Tekrar görüşmek üzere.